Bu paragraf anlam bütünlüğü açısından hangisiyle en uygun biçimde en uygun olarak tamamlanabilir diye soruluyor. Parçamızın sonunda özetle söylemek gerekirse demiş. Anlatılan konuyu düşlediğimizde, düşündüğümüzde anlaşılmazlık üzerinde durulduğunu görüyoruz. Anlaşılmazlığın orijinallik olarak kabul edildiğini söylüyor ve bunun sıkıntılı olduğunu belirtiyor. Yani anlaşılmazlık iyi bir şey değildir. Yani kelimeleri anlaşılmaz şekilde kullanmak, ağır bir dil, ağır bir yap ortaya koymak orijinallik değildir demesi gerekiyor. Baktığımız zaman söyleyiş biçimi vurgusu yok, anlam kargaşasını çözmek okurun birinci görevi, okurun birinci görevi olarak belirtilmemiş. Her konuda şiir yazılabilmesinden bahsedilmemiş, yeni başlayan şairlerin yeniliğe imza atmasından bahsedilmemiş ya da yeni başlayan şairden ziyade anlaşılmazlığın eleştirildiğini gördüğümüz için şiirin ne söylediğinden habersiz olması büyük bir marifet olarak görülür. Şiirle şuurun yolları ayrılır diyor. Yani ne söylediğinin habersiz ise anlaşılmaz bir şiir ortaya koyuyor. Bu da iyi bir şey değil diyor zaten burada. Doğru cevap C'dir. Numaralandırılmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Anlatılan konunun uzağında kalan ifadeyi bulmamız gerekmekte. Parçamızda yağmaya başlayınca denilmiş. Buradaki o diye andığı şey kardır. Kar çocuk kadar olan bir şey yok dünyada denilmiş zaten parçanın sonunda. Kar yağışını çok sevmekte, onunla ilgili bağlantılar kurmakta yazarımız. Pencereden onu izlemekte. E, sokağa çıkıp e, yürümekte, adımlamakta, adım, adımlamakta. Bir tek üçüncü cümlemizde hasret öyle değil diyerek hasrete geçiş yapılmış. Yani karın yağışı ve ona onda uyandırdığı duygu ve izlenimlerin uzana gidilerek hasret bağlantısı kurulmuş. Bu ifade anlatımın akışını bozuyor diyebiliriz. Doğru cevap şeydir hangisiyle tamamlanırsa anlam bütünlüğü sağlanmış olur diye soruluyor. Kitap okumanın rüya görmek ile ilintili olduğunu düşünüyorum. Nasıl rüya görmek tekil bir deneyim ise kitap okumak da tek kişilik bir deneyimdir, eylemdir. Bu eylem ister sanal ya da somut olsun yeter ki kitap okunsun. Dedikten sonra ama ben sanal kitaplardan haz almam diyor. Peki neden haz almaz? Çünkü nedensellik bağı istiyor bizden bu ifade. Bu bağlantı ifadesi önemli bir ifade çünkü nedensellik bağı kurar. Ama ben sanal kitaplardan haz almam. Peki neden haz almıyor? Ben akan bir şeylere değil, elimde olan şeylerle yakınlık kurmak isterim diyebilir. Çünkü burada sanal demek elde olmayan şeyler demek. Ben diyor dokunabilmeliyim diyor. Bu bağlantıyı kurabiliriz. A cevap olabilir. Şiir rüya vurgusu yapmıyoruz zaten. Bu da soyutluk bağlantısı kurar. Kitabın büyüsünden bahsedilmiyor. Teknolojiden bahsedilmiyor. Okumanın zorluğundan bahsedilmiyor. Bunlar cevap olamaz. Doğru cevap A'dır. Anlatımın akışındaki bozukluğu gidermek için hangisi yapılmalıdır? Bence tarihi yapılar bulundukları ülkede kalmalı. İnsanlar da bu türden yapıları görmek için oraya gitmeli. Bir bağlantı olduğunu görmekteyiz. Birbirleri arasında bir sıkıntı görülmüyor. Ee, gitmeli. Onları yerinde görmelidir. Yoksa ülkeler, e, yoksa ülkeler tarihlerini koruyabilir mi? ...geliştirebilir mi bilmiyoruz. Bu bağlantıyı kuramıyoruz. 2'den üçe geçerken bir sıkıntı çıkmakta. Ee, yapıtların sahibi olan ülke... ...onların korunması, ilgilenmesi, gelecek kuşaklara aktarılması için... ...gerekli önlemleri almalıdır. Onlar yerinde görmelidir. Ülkede gerekli önlemler almalıdır. Yoksa ülkeler tarihlerini koruyup geliştiremezler... ...diyebileceği için... ...bundan 150 yıl önce değerli yapıtların... ...başka ülkelerdeki daha gelişmiş müzelerde... tutulması gerektiği fikri belki geçerliydi ama artık... ...yanlıştır dediği için... 3 ve 4 yer değiştirmesi gerekir diye düşünüyorum. Doğru cevap 3 ve 4 E seçeneğidir.